Merhaba arkadaşlar. Nenedirim bu bölümünde Porsche'nin yepyeni teknolojisi olan 3 boyutlu yazıcı sayesinde ürettikleri pistonlar ne işe yarıyor? Ne gibi avantajlar sağlıyor? Artı 30 beygir kazandırıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bunlardan bahsedeceğim. 3 boyutlu yazıcılar ve bunlarla üretilen parçalar son 10-15 yıldır oldukça ilerleme kaydetti ve hızlı bir şekilde gelişiyor. İlk başlarda sadece plastik parçalar üretmek için kullanılan bir yöntemken artık metal parçaları da üretebiliyoruz. Hatta son zamanlarda uzay araçları için falan 3 boyutlu yazıcılardan parça üretiliyor. Bazen 3 boyutlu yazıcılar uzaya gönderiliyor. Orada astronotların kendi parçalarını üretmesi gibi şeyler sağlanıyor. Tabii bu gelişmeler yaşanırken otomotiv sektörü de bunları takip edip arkadan gelmeye devam ediyor. Bu 3 boyutlu yazıcıların en büyük özelliği çok karmaşık şekilleri basit bir şekilde üretebiliyorsunuz. Normalde standart diyebileceğimiz, geleneksel diyebileceğimiz yöntemlerle işte döküm, dövme ya da CNC operasyonlarıyla yapamayacağınız parçaları bu 3 boyutlu yazıcılar sayesinde artık yapabiliyorsunuz. Otomotiv sektöründe de kullanılıyor tabii ki. Çoğu teknoloji olduğu gibi önce uzaydan, havacılıktan, arkasından da otomotivde kullanılmaya başlanıyor. Özellikle üst düzey otomobillerde şu an hali hazırda bazı parçalar var. Koenigsegg turbosunu titanyumdan 3 boyutlu yazıcıdan çıkararak yapıyor. Yine Bugatti fren kaliperlerini titanyumdan 3 boyutlu yazıcıdan çıkarmayı deniyor. Üstünde testler yapıyor. Bunlar Gerçek anlamda karmaşık şekilleri olduğu için büyük avantajlar sağlıyor. Hem hayal edemediğiniz şekilleri ortaya çıkartabiliyorsunuz hem de oldukça hafif oluyor. Mesela Bugatti'nin fren kaliperine baktığınız zaman 3 boyutlu yazıcıdan çıkarıldığı zaman 3 kilonun bile altında bir parça haline alıyor. Porsche de bunları takip etti. Yeni bir üretim yöntemine geçti. GT2 RS yani Porsche serisindeki en güçlü otomobil olan 911 için pistonları 3 boyutlu yazıcıdan çıkarmayı şu an deniyorlar. Bu süreç sadece aynı pistonu alalım 3 boyutlu yazıcıdan çıkaralım değil. Komple yeni bir piston tasarlıyorlar. Oldukça da güzel bir teknolojisi ve mühendisliği var. Yine Alman bir firma olan Mahle ile birlikte çalışıyorlar. Daha çok mühendislik ve üretim kısmını Mahle firması yapıyor ve günün sonunda bu üretilen pistonlarla 700 beygirlik olan GT2 RS 730 beygir güce kavuşuyor. Daha hafif pistonlar sayesinde Mühendislik kısmı ise daha da güzel. Öncelikle pistonları sıfırdan tasarlamaya başlıyorlar. Pistonun üst kısmı zaten yanma odasının şekli verdiği için buradaki şekil çok fazla değişmiyor. Burası zaten yanma odasını optimize etmek için kenarlardan biraz daha aşağıda ortası yukarı doğru bombeli bir şekli var. Daha sonra bunu alıyor mahalle firması ve topolojik olarak bir optimizasyon işine giriyor. Nedir bu? Piston üstünde oluşan kuvvetlere göre bir harita çıkartıyorlar. Baktığınız zaman bu piston üstünde yanmadan oluşacak olan kuvvetler, stresler nereye gidiyor bunları hesaplıyorlar. Buna da topolojik optimizasyon diyorlar. Farklı şekiller deniyorlar. Bu yükler nereye gidiyor en sonunda bunu buluyorlar. Ve normalinden oldukça farklı bir şekil ortaya çıkıyor. Buna da biyonik bir şekil diyorlar. Yani aslında canlılardan esinlenilmiş bir şekil halini alıyor. Normalde bu tip bir şekli evet bilgisayar ortamında hazırlayabilirsiniz. Ama üretmek standart yöntemlerle imkansızdır. Çünkü çok fazla girintisi çıkıntısı olan, çok fazla farklı yüzeyi olan normal üretim teknikleri üretilemeyecek bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu da diyorlar ki 3 boyutlu yazıcılarla üretelim. Üretim yöntemi ise şöyle oluyor. Alüminyumdan bir toz kütlesi oluşturuyorlar. Bu tamamen saf alüminyumdan oluşuyor. İçinde çok fazla böyle değişken malzeme falan yok. Bu önce saflaştırılmış toz haline getiriliyor. Bu alüminyum tozu 3 boyutlu yazıcının içine dolduruluyor arkasından da dümdüz bir yüzey elde ediliyor. Makinanın düzleme kısmı var. Bu tozu tamamen düz bir hale getiriyor. Arkasından da lazerle bu tozun üstüne şekil çizilmeye başlanıyor. Ve lazer orayı yüksek bir şekilde ısıttığı için bu toz parçacıklarını birbirine aslında kaynaklıyor. Lazer yavaş yavaş bu toz parçacıklarına şekil verdikten sonra aslında ilk katman oluşturulmuş oluyor. Arkasından bu oluşturulan katmanın üstüne tekrar toz dümdüz bir şekilde getiriliyor ve aynı işlem tekrar ediliyor. Her katman birbirine lazerle kaynaklana kaynaklana en sonunda bir şekil ortaya çıkartıyor ve bu oluşturduğunuz piston şeklini tamamen üretmiş oluyor. Bu katman katman üretimin getirdiği en büyük şeyse dediğim gibi karmaşık şekilleri oluşturabiliyorsunuz. Normalde CNC operasyonuyla ya da döküm için yapamayacağınız kalıplar ve şekiller bu şekilde oluşturulabiliyor. Pistonun içinde çok farklı yüzeyler ve boşluklar var dediğim gibi sadece kuvvet ileten yerlerde malzeme var. Onun dışındaki her yer tamamen boşluk bir şekilde üretilmiş oluyor. 3 boyutlu yazıcıdan çıkan piston direkt kullanıma hazır bir şekilde çıkmıyor. Çünkü üst yüzeyi biraz daha pütürlü oluyor. Tamamen pürüzsüz bir yüzey elde edemiyorsunuz. Ama bu kısmı kolay. Yine standart operasyonlarla bir tornaya bağlayıp daha sonra üst yüzeyi temizleniyor CNC'de ve segman için segman yatakları da oraya açılıyor yine CNC üstünden. Bu şekilde pistona son hali verildikten sonra test etmeye başlıyorlar. Pistonları alıp tomografi cihazına koyuyorlar. Bu tomografi cihazlarını da Zeiss firması üretiyor. Zaten merceklerde vesaire oldukça gelişmiş bir firma ve belki çoğu hastanede bulamayacağınız insan için bile kullanılmayan tomografi cihazlarında bu pistonların katman katman bütün iç yüzeylerinin fotoğrafı çekilip daha sonra inceleniyor. Buradaki amaç da eğer pistonun içinde ufak bir boşluk, üretimden kaynaklı küçük bir hata, çatlak gibi bir şey varsa daha sonra çünkü bu büyük sorunlara yol açıp motorun kırılmasına, içeride parçalanmasına o da doğal olarak daha büyük sorunların insanların hayatını tehlikeye atmasına yol açabilir. O yüzden bu inceleme sürecinden geçiyor. En sonunda da bu pistonları motora takıp bir dinamometre üstünde test etmeye başlıyorlar. Bu pistonların en büyük farkı bu yeni verilmiş şekli ve üretim tekniği sayesinde %10 daha hafif. Yani bütün aslında bu mühendislik, bütün bu tatava sadece pistonun üstünden %10 ağırlık azaltabilmek için yapılıyor. İkinci bir avantajı daha var. O da pistonun içine su soğutma kanalı ekleyebiliyorlar. Dediğim gibi bunu standart bir şekilde üretimde yapamayacağınız bir şekil. Bu su soğutma kanalıyla ile motorun sadece bloğunu değil pistonların içini de soğutabiliyorsunuz. Bu sayede de pistonları 20 derece daha soğuk çalıştırmayı başarmışlar. Bu hafiflik ve soğukluk sayesinde de motoru daha yüksek devirlere çıkartabiliyorlar. Yaklaşık 200-300 devir motor daha fazla çevirebiliyor. Bu sayede de 30 beygirlik bir kazançları olmuş. Zaten 700 beygirlik bir araçtı. Bir de üstüne 30 beygirlik kazancı da bu kadar şeyden sonra kazanmayı başarmışlar. Dinamometrede de 200 saatlik test yapıyorlar. Bunun yaklaşık 135-140 saati tamamen tam güç üstünde çalışırken böyle zorlayıcı koşullar altında deniyorlar ki yarın bir gün sıkıntı çıkmasın diye. Saatler süren testin altında da pistonun tamamen çalışabilir, dayanıklı olduğunu kanıtlıyorlar ve kullanıma hazır bir hale getiriyorlar. Bu tip teknolojileri Porsche'den görmek açıkçası benim ekstradan hoşuma gidiyor. Pek Porsche sever bir insan değilim ben. Çünkü geleneklerine biraz bağlılar. Örneğin sıvı soğutmalı motorlara geçmeleri bayağı bir uzun sürdü. Aslında güzelliği korumak için, o motorun karakterini korumak için bunu yaptılar ama seneler ilerledi ve su soğutmaya belki en son geçen firmalardan bir tanesi. Kullanıcı kitlesi de biraz daha geleneksel. İşte hidrolik direksiyondan elektrikliye geçtiklerinde yine kullanıcı kitlesi Hayır böyle bir şey olamaz falan diye tepki veriyorlardı. Yine 911 tasarımları çok fazla değişmeyen geleneksel bir tasarım dili kullanılıyor. O yüzden Porsche'de benim gözümde çok böyle ilerici, en uçuk teknolojileri kullanan bir firma değil. Arabaları evet çok iyi yol tutan, çok iyi giden, pistte çok mükemmel işler çıkaran arabalar üretiyorlar. Ama geleneksel bir tarafı da hala var. O yüzden de bu tip teknolojileri kullanmaları açıkçası beni hem biraz şaşırtıp hem de mutlu ediyor. Bu tip mühendislik arka planı olan parçalar üstünden bir şeyler anlatmak da benim ayrıca hoşuma gidiyor. Çünkü hani biz de modifiye yapılırken işte devir kesicileri iptal edelim 1000 devir 2000 devir fazla çevirsin ya da işte bir şey yapalım hemen ufak bir modifiye ile artı 100 beygir alalım 150 beygir alalım falan gibi şeyler yapılırken aslında 30 beygir kazanmak için %10 ağırlık azaltmak için yapılan şeyler bu kadar fazla. Parça tasarımından üretim şekline kadar yeni yöntemlere kadar tonla arkasında mühendislik varken hani böyle basit şeyleri yapıp çok fazla kazanç elde ederken de bir düşünmekte fayda var. Burada ufak sayıların bile ne kadar büyük değişiklikler yapabileceğini görüyoruz. Piston çok ağır bir şey değilken zaten sadece %10'luk ağırlık azaltmayla neler yapılabileceğini görüyoruz. Halbuki bizde bir ürün çıktığı zaman %30'dan aşağı bir şey görmek zordur. %30-40-50 yakıt tasarrufları ya da bir boru takarsınız %50 tork artışı falan gibi şeyler her yerde. O yüzden o tip şeyleri görünce de acaba bu kısımları da düşünmekte fayda var mı diye belki birilerinin aklında bir ışık çakar. Ne kadar fazla hesap kitap olması gerektiğini aslında gösteren örneklerden de bir tanesi. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu konu hakkında ya da anlatmamızı istediğiniz diğer konular hakkında aşağı yorum bırakabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.